24 ekranlarından hepinize ak saygılar, mükerrer sevgiler efendim. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın gündemini taraflarıyla masaya yatıracağız. Biliyorsunuz hem dünyada hem Türkiye'de gerçekten gündem çok yoğun. Hoş geldiniz, sizler de hoş geldiniz. İsterseniz şöyle haftanın olaylarını bir cem ederek seyircilerimize de hatırlatmak babından bir sıralayalım, bir toparlayalım. Sonra bu başlıklardan yürüyelim sohbete. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı bir Afrika gezisine çıktı. Hatta basın bunu ikinci Afrika çıkarması olarak tanımladı. İlk durağı Cezayir'di ve oldukça görkemli karşılandı burada. Afrika'ya muhalif akıllar var. Bunlar ne demek? Bunu da konuşuruz. Ama öte yandan biliyorsunuz Salih Müslim Prag'da yakalandı, ardından serbest bırakıldı. Bu sürecin ne anlama geldiğini de bir konuşuruz. Hemen böyle güneyimize dönecek olursak biliyorsunuz Afrin Operasyonu birinci ayını ve birinci kısmını tamamladı. Sırada ikinci kısmı var. Ama bu arada bölgede Birleşmiş Milletler Suriye'nin genelinde bir ateşkes kararı aldı ki bu Afrin Operasyonu için bir şey demek mi sorusunu biz hem içeride tartıştık hem dışarıda. Bu konuda sesler yükseldi. Biraz daha böyle Suriye'de kalırsak Rusya ile ABD arasında böyle bir gerginliği hep hissediyorduk ama tuhaf bir şey oldu. Birdenbire biliyorsunuz Rus ve ABD güvenlik başkanları çok gizli bir görüşme yapmaya başladı. Bu ne demek? Türkiye açısından ne demek? Buna bakacağız. Çünkü Tillerson'ın ziyareti sırasında biliyorsunuz Rusya nedense bundan rahatsız olmuş. Bölgede değişik böyle sesler yükselmişti. İçeride ise en önemli başlık 21. senesinde 28 Şubat oldu. Dilerseniz içeriden başlayalım Sayın Vekilim. Sizinle başlayalım çünkü bu Türk tarihini ekonomik, siyasal, toplumsal anlamda derinden etkileyen 28 Şubat postmodern darbesi ne demekti? Sonuçları ne oldu? Yani 28 Şubat'ı tam bir faşist darbe olarak tanımlamak da aslında mümkün. 28 Şubat'ın diğer darbelerden ayrıcı yanı demokratik kurum ve kavramları da kullanarak, araçsallaştırarak özellikle belli bir sosyal kesimi sistem dışı bırakma operasyonu. Yani bu işi kurgulayanlar bin yıl sürecek dediler ama çok kısa sürede de 28 Şubat'ın sonuçları aslında hedef alınan kitle tarafından iktidar değişimi yapılarak bertaraf da edildi, paçavra edildi. Şimdi 28 Şubat sürecine nasıl geldi? Yani Türkiye özellikle 60 darbesiyle kavramsallaştırılan o vesayet sistemini 80 darbesiyle tahkim etmişti. Yani bunlar silahlı güçlerle yapılan darbeydi ve sonrasında oluşturulan anayasal çerçeve demokratik sistemi kuşatan ve onu sivil siyasetin alanını daraltan yetkiyi o vesayet kurumlarına veren bir anayasal düzenleme öngörmüştü. Türkiye zaman zaman kendi sivil iradesini ortaya koyarak, sandık sonucuyla ortaya koyarak kendi önünü aşmaya çalıştığında bu vesayet kurumları devreye giriyor ve sivil siyaseti devre dışı bırakıyordu. 60 ve 80 darbesinden sonra artık 90'lı yıllara gelindiğinde silahlı unsurlarla darbe yapma ve Türkiye'de 80'den sonra özellikle rahmetli Özal'la birlikte başlayan süreçte dünyaya açılma, dünyadaki konjüktür, bu tip unsurlarla darbe yapma olanağını aslında elden almıştı. Gerçi 15 Temmuz'da yine benzer bir kalkışma gördük ama o dönemin konjüktürü gereği iş başına gelen siyasal iktidarı önünü tıkayacak bir Milli Güvenlik Kurulu kararları dayatıldı ve bunun uygulaması, bu eğitim hakkından tutun da ticaret alanında, sosyal hayatta, kamusal alanda belli bir sosyal kesimin tamamen dışlanmasını gerektirecek mevzuat düzenlemeleri de sivil hükümete dayatıldı ve sivil irade dönemin o zaman başbakanı bunun ciddi anlamda mücadelesini verdi. 9 saat süren bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası işte 28 Şubat kararları açıklandı ve rahmetli Erbakan tarafından bunlar aslında uygulamaya sokulmadı. Bunları uygulayacak bir yönetim arayışı, bir siyasal
figür aslında arandı. Bu açıdan hükümet sıkıştırılmaya çalışıldı. O tarihte bakarsanız siyasi partilere bir takım operasyonlar oldu. STK'lara bir takım operasyonlar oldu. İşin kötü tarafı da yani STK'lar da bu sürecin bir parçası oldu medyayla birlikte. Medya üzerinden sivil siyasetin üzerine gidilmeye başlandı ve en önemlisi yargıya, genelkurmaya çağrılarak, briefingler verilerek yargı üzerinde o vesayet kuruldu, o tahkimat oluşturuldu ve soruşturmalar başladı. O dönem ciddi anlamda birçok haksızlıklar yaşandı. Eğitim hakkından tutun da çalışma hayatına ilişkin, insanların ticaretine ilişkin, özellikle belli şirketlerin Anadolu'da ortaya çıkmış o yeni sermayenin boğulması, önünün alınması anlamında bunlara kota koymalar, basın üzerinde bir takım akreditasyon işlemleri, yani bütün alanları hedef alan bir faşist yaklaşımdı. Ve sonrasında meşru hükümet bu tip müdahalelerle devre dışı bırakıldı. Ve o dönemin siyasi aktörlerine baktığınızda da aslında yürütmenin başı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ki rahmetli Demirel'di o dönem, buna direnç göstermek yerine aslında bu yaklaşımın yanında durarak sivil siyasete en büyük kötülüğü de yapmıştı. Yani bu da tarih açısından affedilmeyecek bir durumdu. Burada klasik darbe geleneğinde ortaya çıkan işte asker, bürokrat, elitlerin birlikte hareket tarzı oluşturarak yeni bir formda bir darbe yapma olayıydı. Allah'a şükür ki yani sonuçları çok kısa sürede ortadan kalktı. Çünkü hemen serbest seçimler dönemine girildiğinde vatandaş hafızasında, kamu vicdanında zaten mahkum edilmişti. Hafızada olan o şeyler, yaşanan dramatik şeyler geri çağrıldı. Ve siyasi iktidar gerçekten yine de milletin eline geçmiş oldu. 28 Şubat böyle bir süreç. Peki siz hukukçu olduğunuz için özellikle şunu size sormak istiyorum. Biliyorsunuz işte şöyle diyoruz, 28 Şubat Türk siyasi hafızasında gerçekten kara bir leke diyoruz ama biliyorsunuz bugün hala davalar sürüyor. Yani mesela elbette suçtur. Örneğin işte bir yeri taşlamanız ya da bildiri dağıtmanız suçtur. Ama bu insanlar şu an hala cezaevlerinde olan insanlar bu suçtan dolayı idamla yargılandılar. Yani bu suçun karşılığı hani 3 sene 5 sene vesaire olabilir ama sizce idam mıdır? Mesela hala bu davaların sürmesi bu kara lekenin hala temizlenemediği anlamına gelmez mi? Şimdi tabii biliyorsunuz hemen AK Parti hükümetlerinin ilk döneminde 28 Şubat'ın değerlendirilmesiyle ilgili bir meclis araştırma komisyonu oluşturuldu. Ve bu komisyon bütün sonuçlarıyla dönemi tartıştı, dinlemeler yaptı, kurumsal bilgiler aldı ve bunu bir gayrimeşru darbe olarak nitelendirdi. Ancak tabii önemli ölçüde bu rapordan hareketle bir takım alanlarda düzelmeler sağlandıysa da, mevzuat açısından düzelmeler sağlandı, fiili durum itibariyle düzelmeler sağlandı. Ancak benim şu an başkanlığını yaptığım komisyonda, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda bu dönem oluşturduğumuz bir 28 Şubat sorunlarını inceleme komisyonunu biz harekete geçirdik. Bu komisyon dinlemelerini yapacak, mevzuat taramasını yapıyor. Hükümetin bu 15 yıllık siyasi iktidar döneminde birçok alanda rahatlamalar oldu. Yani eğitim haklarından, ticaret hayatlarından, kamusal alanlardaki çeşitliliği sağlama ve tek renkliliğin önüne geçme anlamında birçok fiili uygulamalar ortaya çıktı ama bu konuda mevzuat eksikliği ve yargılamaların sonuçlarını da değerlendirmek üzere bu komisyonumuz şu an çalışmalarını yapıyor. Komisyonumuz çalışmalarını bitirdikten sonra biz bunu rapor olarak hükümete teklif edeceğiz. Yani eksik bırakılan
bunun sonuçlarını, olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracak yasal düzenlemeleri, fiili uygulamaları yapması konusunda komisyon raporumuz çıktıktan sonra hükümete teklif edeceğiz. İnşallah güzel sonuçlar olacak. İnşallah. Peki, şimdi hocam sizin bu 28 Şubat'la ilgili çalışmalarınız olduğunu ben biliyorum. Evet. İsterseniz şöyle bir şeye sorayım ben size. 28 Şubat Türkiye'ye neler kaybettirdi? Yani 28 Şubat bütün darbeler Türkiye'ye ne kaybettirdiyse en az bu diğer darbeler kadar Türkiye'ye de önemli zararlarının olduğunu düşünüyorum ki en büyük zararını da ekonomi, demokrasi ve silahlı kuvvetlerin kendi bünyesi içerisindeki zararlarının olduğunu düşünüyorum. Ben bu zararlarıyla ve darbelerle ilgili olarak 28 Şubat konusu açılmışken bir şeyi vurgulamak istiyorum. 28 Şubat ile yıl dönümü olması vesilesiyle burada konuşuyoruz ama hesaplaşmanın mutlak surette şart olduğunu düşünenlerdenim. Zira 27 Mayıs'ın faillerinin durumu Mahkeme-i Kübra'ya intikal etmiş durumda. 12 Eylül keza öyle. Ama elimizde hesaplaşabileceğimiz bir 28 Şubat ve 15 Temmuz süreci var. 28 Şubat sürecinin zararlarının yine göz önünde bulundurursak 15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbenin kuluçka makinalığını yapmıştır 28 Şubat. Bu şu demek değil, yani 28 Şubat sürecindeki demokrasiye balans ayarı verdiğini söyleyen generallerin FETÖ'cü olduğu anlamına gelmez. Ama almış oldukları kararlardan sonra silahlı kuvvetlerin içerisinde oluşulan iklimden en fazla FETÖ'cüler yararlanmıştır. Şöyle ki silahlı kuvvetlerin içerisindeki o mütedeyyin dediğimiz yapı bastırılıp sindirilip ya da silahlı kuvvetlerin dışına itildikten sonra ortaya konulan bir rol model subay profili, asker profili çizildi. Silahlı kuvvetler açısından değerlendirdiğimde nedir bu profil? İşte çağdaş, sosyal, laik, eşinin başı açık, kendisi her türlü ortamlara katılan ve alkol içmeyi özendirerek masasında sergileyen bir profil ortaya konuldu. Ve bu profile gerekli fetva çağdaşlık adı altında nitelendirildi. Ve Pensilvanya'daki sözde hocadan da fetvalar alınarak bu şekilde davranmanın mübah olduğu şeklinde bir takım fetvalara sığdırıldı bu iş. Ve dolayısıyla bunlar kendilerini takiye yaparak sistemin içerisinde çok kritik noktalarda gizleyebildiler. Dolayısıyla 28 Şubat'ın en büyük zararı işte 15 Temmuz'a kuluçka makinalığı yapmıştır. Ama 27 Mayıs'ta 12 Eylül'e yapmıştır. 12 Eylül 28 Şubat'a yapmıştır. 28 Şubat da 15 Temmuz'a yapmıştır. O sebepten eğer biz darbelerle bir hakkın hesaplaşmazsak ve bir bu konuyla ilgili öz eleştiri yapmaz isek 15 Temmuz'daki süreçte FETÖ'cü subaylarla ve FETÖ'cü olan subay olmayan imamları vasıtasıyla nasıl hesaplaşılıyorsa 28 Şubat süreciyle de mutlak surette hem hukuk nezdinde hem de öz eleştiri anlamında hesaplaşılması gerekiyor. Ben bununla ilgili küçük bir örnek vermek istiyorum. 28 Şubat sürecinden sonra Sayın Baykal'ın açıklamaları var. Kendisine de Allah'tan şifa diliyorum bu arada. Diyor ki 28 Şubat sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri Refah Partisi'nin gerçek yüzünü adeta bir sivil toplum kuruluşu gibi davranarak topluma göstermiştir diye. Deniz Baykal'ın bu konuda açıklamaları var. Aynı Baykal'ın 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birileri gelir bir gün Erdoğan'ın kulağına bir şey fısıldar, Erdoğan da aday olmaktan vazgeçer şeklinde aradan geçen 10 yıl sonra söylemi var. Erdoğan'ın da buna mukabil kimse kulağımıza bir şey fısıldayamaz şeklinde. Ve geliyoruz 27 Nisan'daki elektronik muhtıraya 2007 yılında. Yine o zaman hemen yine Deniz Baykal'ın açıklamaları var. Siz de silahlı kuvvetlerin sabrını bu kadar zorlamasaydınız şeklinde. Şimdi bizde bu siyasi anlamda silahlı kuvvetlerin demokrasiye müdahilliği süreciyle de bir yüzleşme olmadı. Neden olmadı? Bu üç açıklamayı 28 Şubat'ta 2007 yılında elektronik muhtıradan sonra alın yan yana koyun ve 15 Temmuz gecesi bu ülkenin ana muhalefet liderinin saat 2.30'a kadar sesini soluğunu hiçbir şekilde duyurmayacak şekilde Bakırköy Belediye Başkanı ile birlikte bir evde pancurları kapalı bir şekilde hazır ve nazır bir şekilde beklemesini yan yana koyarsanız Türkiye'de demokrasinin evde tek oyun olmadığı,
siyaseten açık bulunduğu takdirde bu açığın üzerinden siyaset yapmaya meyyal bir siyasi hareketin ve bu hareketin de liderliğinin olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla 28 Şubat'la ve 15 Temmuz'la hesaplaşmak hiç kuşkusuz yasal yönden hesaplaşmayı gerektirdiği gibi aynı zamanda da yüzleşmek anlamında siyasetin de içinde bulunduğu, askerin de içinde bulunduğu bir ortamın mutlak surette ihdas edilerek bir daha darbelerin Türkiye siyasi hayatında tekerrür etmemesi maksadıyla çok elzem olduğuna inanıyorum. Buna ilişkin bir cümle daha sarf edip sözü size vermek istiyorum. Askerin demokratik denetim ve gözetimi sadece Türkiye'ye ait ya da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir sorun değil. İngiltere için de geçerlidir, Amerika Birleşik Devletleri için de geçerlidir, Fransa için de geçerlidir. Yani elinde silahı olan gücün silahından milleti nasıl korunacağına yönelik sistematiklerin geliştirilmesi batılı bütün demokrasilerde olduğu gibi demokratik olmayan rejimlerde de geçerlidir. Yani Kuzey Kore ordusunun silahının kontrolü de bir demokratik olmasa da bir gözetim ve denetimdir. Şimdi o ülkelerde askeri darbe olmaz iken bizde her 10 yılda bir darbenin neden iterasyona girdiği, neden tekrara girdiği sualine bakar isek iki husus karşımıza çıkıyor. Askerin önündeki siyasal otonom alan ve askerin kullanmış olduğu kurumsal otonom alan. Ben AK Parti hükümetleriyle birlikte 2010 yılına kadar geçen süreç içerisinde askerin siyasal otonom alanlarının tırpanlandığını ve önüne mikrofonu bulan generalin siyaset aleyhine beyanat vermesinin önüne geçildiğini biliyoruz hep birlikte. Ama kurumsal otonom alanlarındaki işte Yüksek Askeri Şura'nın yapısı, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı şeklindeki birçok daha sayabileceğimiz, burada vakit almamak için şey yapmak istemiyorum, önüne geçilmediğinden dolayı 15 Temmuz darbesini biz gördük. 15 Temmuz'dan sonra devreye sokulan TSK'daki reform hamleleri işte silahlı kuvvetlerin bu kurumsal otonom alanlarını tırpanlayarak bir daha darbeye tevessül etmeyecek şekilde oluşturulan sistematiğe en güzel örnektir. Bu son olsun inşallah. İnşallah. 28 Şubat için de öyle. Ama bütün darbelerin bildiğiniz gibi bir medya desteği vardır ve 28 Şubat'ın en büyük kahramanlarından biri maalesef medya. Tabii. Şimdi siz de bir gazetecisiniz. Yani... ve şöyle diyeyim, Sayın Başbakan da açıkladı. Bu 28 Şubat'ın maliyeti de 390 milyar dolar yani ve bu milletin cebinden hortumlanan para. Evet. Buyurun. Medya desteği evet ve hatta şöyle bir şey söylemek lazım. Bütün darbeler içerisinde darbeyi zemin hazırlayan, darbe için çalışan medyanın destek olduğu tek darbedir 28 Şubat. Yani 12 Eylül'de sokaklar bir şekilde çarpıştırıldı, karıştırıldı, örgütlerin içerisine insanlar sokuldu, edildi. Daha fiili bir durum vardı. 27 Mayıs'ta da benzer şekilde yine medyanın etkisi oldu ama hiçbir 28 Şubat kadar güçlü olmadı. 28 Şubat başat aktördü. Yani o şeyde medya başat aktördü şeydekinde. Son bu darbede. Çünkü bu şeyin, yani bu 28 Şubat'ın yapılma nedeni yine bu merkez medya dediğimiz ve bunların yanında işte Cumhurbaşkanı Cezayir'den o da dile getirmiş. Beşli Çete dediği, işte sivil toplum adına sivil toplum kuruluşları dediği faşist yapılar. Yani öyle adlandırmakta hiçbir sorun yok. Üye şeyleri bakımından da öyle, kurumsallaşmalar bakımından da öyle. Problemli yapılar bunlar, sivil toplum kuruluşları değil. Bunların da dahiliyle birlikte kendi iktidar alanlarını sınırlayan bir durum, bir tehlikeyi gördükleri için daha çıkmadan boğmaya çalıştılar. Yani 95 yılında yapılan seçim birinci sırada çıkmış Refah Partisi, hatırlayalım. Tabii. Ondan sonra Süleyman Demirel görevi Erbakan'a veriyor. Hiçbiri yanaşmıyor koalisyon ortağı olmaya. O da mecbur bırakıyor, geri veriyor. Mesut Yılmaz alıyor görevi. İşte Çiller'le bir kuruyor ama ondan sonra hemen bırakıyor. Çünkü Erbakan itiraz ediyor. Burada anayasal olarak bir problem var o da çünkü. Bunu gördüğü için Mesut Yılmaz hemen görevi bırakıyor. Mecburen tekrar Erbakan'a veriliyor ve çok ciddi bir şekilde problem
yaşıyor orada koalisyon kurana kadar. Daha öncesinde Mesut Yılmaz işte görev verildiğinde DYP, ANAP'ın bir koalisyon kurma süreçlerinde asker çok ciddi bir şey. Mesut Yılmaz'ın evine gidiyor komutanlar. İşte kurarsanız şöyle olur böyle olur gibi Refah Partisi'nin iktidarının önüne geçme süreci. Bu sürede de tabii medya müthiş. İşte Refah Partisi, Şahin, Ali Kalkancı, onlar hepsi zaten onlar çok zaten öyle de özellikle evet tabii onlar öyle de şunu anlatmaya çalışıyorum. Perde gerisinde de medya, yani sadece manşetleri biz konuşuyoruz. Perde gerisinde de medya patronları, Mesut Yılmaz'ın evine Cansu Çiller'le görüşmeler, orada bakın bunu kurmazsınız başınıza gelecek şeyler. O dönemin askeri raporları işte sonradan gün yüzüne çıkan meclis araştırmalarında falan hep okuyoruz. Orada hep asker işte Çiller zaten onun belli problemleri var. Çok fazla şey yapamıyor, alan açamıyor. Herhalde ekonomiyle ilgili meseleler. Bunu çok bilmiyoruz. Açıklamıyorlar. Ama bir taraftan Mesut Yılmaz üzerine daha çok gidiyorlar. Onun üzerinden Refah Partisi'nin iktidar olmasını engelliyorlar. Sonuçta şunu bu süreçte de medya patronları ve sivil toplum kuruluşları rol oynadılar. İlk işte seçim sonucundan itibaren Refah Partisi'nin birinciliği Türkiye'yi kaosa sürükleyecek. Türkiye için bir yıkım, bir deprem, bir felaket olarak adlandırıldı. Daha iktidar olmamış, daha bir pratiği görülmemiş bir şeyden bahsediyoruz. Siyasi partiden bahsediyoruz. 28 Şubat yani iktidar olduktan sonra Refah Yol Partisi iktidara geldikten İşte yaklaşık bir sene sonra, yani bir sene içerisinde 28 Şubat darbesi gerçekleşiyor. Ve bu bir sene içerisinde ne yapmış olabilir ki Refah Partisi? Yani hangi atamayı ne kadar yapabilmiş ki? Ya da hangi kurumu nasıl ele geçirebilecek bir şey olmuş ki? Yani yine meclis araştırma raporlarından okuyoruz uzun uzun. Bunlar Demirel'e verdikleri briefingde, 28 Şubat MGK'sından önce uzun bir briefing veriyorlar. Ve burada madde madde sayıyorlar. TRT'yi ele geçirmeye çalışıyor diyor Refah Partisi. İktidar, başbakan ve ona bağlı bir kurum bunu ele geçirmeye çalışıyor diyor. 500 bin kişilik, bunlar genelkurmayın, şaka değil bunlar, espri gibi ama 500 bin kişilik istihdam alanı sağlayacaklar, böyle bir şeyleri var, bundan şüpheleniyoruz diye bir madde var mesela. İktidar partisinin istihdam yaratması onun irticai faaliyette bir şeyi olarak görüyor. Paranoya aslında. Şu şöyle, yani bunların hepsini bir irticai, işte Refah Partisi milletvekilleri meclise çok düzenli bir şekilde geliyorlar. Disiplinleri çok güçlü, çok hızlı bir şekilde yasa çıkarma potansiyelleri var. Bunların hepsi, anlatabiliyor muyum? Yani bu bütün müdahaleler bir yıl içerisindeki bir iktidar partisi yapamayacağı, yani hiçbir şekilde bir şeyi değiştiremeyeceği aslında. Birkaç yurt dışı gezisi var Erbakan'ın. Onlar üzerinden çokça zaten propaganda, Libya gezisi falan gitti var. Diye, bunlar çok büyük problem oldu. Medya bunları şaşırttı, köpürttü ve tabii ki bu süreçte merkez medyanın işte bakanlar kurulunu tayin etmeye kadar varacak ciddi bir etkisi oldu ve bu işte beraber dizayn ettikleri bir süreç oldu. Medyanın rolü bu darbede gerçekten çok güçlüydü. Onun hem zeminine hazırlanması, sürecin işlenmesi ve sonrasında, yani Erbakan'ın istifası sonrasındaki süreci de hatırlayalım. Orada da yine devreye girdi. Zaman Gazetesi, o zaman FETÖ'nün gazetesi, işte hayırlı olsun manşetleri atıldı. Bunlar çok kritikti. Son bir şey daha, ben 28 Şubat'ı kapatmadan bir şey daha söyleyeyim. FETÖ'nün evet bunu bir Fethullahçı terör örgütünün sızması için bir kuluçka görevi gördü. O dönemin raporlarında irticai faaliyet adı altında birçok şey konuşuluyor. Ve bunların tamamının aslında Fethullahçı terör örgütüyle ilintili, yani onları kastedildiği bir durum var. Yani işte okullar, yurt dışında okullar, Türkiye'deki okullar, bürokrasiye sızma, güvenlik bürokrasisinin içerisinde sızma gibi. Yani Refah Partisi, az önce söyledim, yetişmiş eleman yok, insan yok, bürokrat yok, hiçbir şey yok ki. Bir senede de zaten nereye geçirecek, böyle bir şey de olmaz. Dolayısıyla bunun temel hedefi, yani orada dilendirilen Fethullah Gülen. Ama ne hikmetse en ufak bir şekilde ne Fethullah Gülen'e, ne onun ekibine, ne okullarına bu süreçte hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Yani arka planda bütün bunların, Fethullah Gülen'in yaptığı o sızma girişimleri, bütün bunlar, yani işte o irticai faaliyet adı altındaki bütün meseleler Refah Partisi'nin üzerine yıkılmış oluyor bir anda ve FETÖ aradan çekiliyor. Onun yaptığı iş Erbakan'ın işte zaten başbakan olduğu bir süreçte TRT'yi ele geçirme gibi bir iddia falan ortaya atılıyor. Şimdi dolayısıyla Fethullah terör örgütü 28 Şubatçıların işte Çevik Bir'in açıklamaları da var. Yani biz bu yapıyı çok iyi tanımıyorduk. Temsilcilerini yolluyorlar.
biz çok iyi bilmiyorduk bu yapıyı. Şimdi tamam, diyalog eksikliğimiz varmış, biz anladık. Bunlar işte Atatürk ilk inkılaplarına bağlı, çağdaş vesaire, bunlar işte bir problem yok dedi ve böylece akladılar onları ve ondan sonra çok daha rahat bir şekilde, ki Refah Partisi döneminde bu kadrolar gelmedi. Daha öncesinden geldi. 80'lerden beri gelen bir bürokrasinin içerisine giren, ordunun içerisine giren bir yapıdan bahsediyoruz. Kucağında bulunan bir durum var. Dindarlara büyük eziyet var, baskı var, zulüm var. Ve o zulümden kaynaklı dindar olan, yani işte namaz kılan, daha dine yakın muhafazakar olan kesimlerin bürokraside bir yere gelmeleri bütün o tabanı da mutlu ediyor. Ve Fethullahçı Terör Örgütü bunun üzerinden de giriş yapıyor. Daha fazla girebildi. Yani bunu son zamanlarda da böyle, yani 15 Temmuz ya da işte 7 Şubat MİT krizine kadar da böyleydi. Yani daha muhafazakar kesimlerin işte bir orduda önemli bir pozisyona gelmesi mutlu ediyordu tabanı, herkesi. Haçlı 28 Şubat bu alandan da sızdı. Yani dolayısıyla ben hem FETÖ hem PKK'yı, bu iki yapının, Gladio'nun iki örgütü ve birisi Kürtler üzerinden, diğeri dindarların üzerinden, Türkiye'nin başına bela ettiği iki yapıdır. 28 Şubat'ta o dindarların mağduriyeti üzerinden bu yapı daha sonrasında kendine çok rahat bir şekilde içeriye sızmak için toplumsal anlamda destek buldu. Bunu da söylemek gerekiyor. Burada bir şey ilave edebilir miyim? Lütfen, buyurun. Yani bu konu kapanmadan hocam çok iyi bir tespit yaptı. Tabii 28 Şubat 15 Temmuz'a Kuluçka görevi gördü. Bizim daha önce Meclis Araştırma Komisyonu, bütün partilerin içerisinde bulunduğu Meclis Araştırma Komisyonu'nun yapmış olduğu çalışmada aslında bu ilişkiler yeterince irdelenmedi. Yok, irdelenmemiş. O dönemde çok açık duruyor öyle maalesef yani. Orası açık olduğu için zaten biz komisyonumuzu, alt komisyonumuzu oluştururken o dönemle doğru bir yüzleşme yapmak lazım. Sonuçlarıyla da hesaplaşmak lazım. Yani o hesaplaşmayı yapamadığınız zaman bu tekerrür ediyor. Evet. Maalesef bizim tarihimizde de bu var. Dolayısıyla bizim komisyonun alt komisyonun yapacağı çalışma biraz da bu projeksiyondan olaya bakmak olacak. Yani bu açıdan 28 Şubat sonrası 15 Temmuz'a gelinceye kadar, ki bunun sonuçlarını 15 Temmuz'dan bakınca biraz görebiliyoruz. Evet. O gün belki çok görünebilir değildi. Bunların da açıklığa kavuşturulması lazım ve toplumun bununla da yüzleşmesi gerekir diye düşünüyorum. Aslında benim en çok hatırladığım şeylerden biri 28 Şubat'a dair icraatın içinden konuşmasını Sayın Erbakan maç yüzünden yapamamıştı, hatırlayın. Fakat ertesi gün Hürriyet sanki manşet yapmış gibi manşet yapmıştı. Hatırlatıldığında canım tabii. İşte konuştuğunda da bunu söyleyecekti zaten. Yani böyle bir pişkinlikti. Unutmuşum onu. Çok faciaymış yani. Yani daha yani benim medyanın etkisi deyince ilk aklıma gelen facia durum budur. İsterseniz sohbete Afrin'den devam edelim. Evet. Hani dedik ya, Afrin artık birinci ayın doldurdu. Birinci kısmı da tamamlandı. Şimdi sırada ikinci kısmı var ama... Biliyorsunuz bu arada Doğu Guta'da çok büyük bir insanlık kıramı tekrar patlak verdi ve Birleşmiş Milletler bu Doğu Guta olaylarının üzerine Suriye'nin genelinde bir ateşkes ilanı etti. Karar bu insani, işte tıbbi sıhhi yardımlar ve terör örgütleri nedeniyle sivil halkın tahliyesi gibi gerekçelendirildi de. Şimdi bütün bunlar konuşulurken tabii ki Türkiye'nin terör örgütlerine karşı Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine uygun şekilde hukuki olarak yaptığı Afrin operasyonu gündeme geldi. Bunun özellikle altını çizdim. Şimdi ABD Dışişleri şöyle bir şey söyledi. Ateşkes tüm Suriye için geçerli. Türkiye Birleşmiş Milletler'deki tasarıyı iyi okusun dedi. Macron daha önce de söyledik, bu minvalde bir şey söylemişti. Doğru. Diğer taraftan bölge direnç hattı ortağımız Rusya'da Suriye ordusu geçici ateşkese uyacaktır dedi. Şimdi bu Afrin operasyonu açısından bir şey demek mi? Biraz önce de söyledik. Biz bunu zaten hukuki olarak yapıyoruz. Bunlar ne diyor Sayın Hocam? Evet. Aslında ben Guta'nın okumasını biraz aslında Rusya ile Amerika'nın kazan kazan çerçevesinde almış olduğu bir karardır. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde hiçbir şekilde
ikisinin bir noktaya gelemediği noktada Guta'da bir araya gelmeleri ne Rusya'nın merhamet damarının kabarmasından ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin insan hakları konusunda gelmiş olduğu noktayı geliştirmesinden kaynaklanıyor. Olay şudur bana göre. Rusya'nın ve ABD'nin birlikte çıkartmış oldukları genel kurul, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkan karara baktığımızda Guta'da insani yardımın ulaştırılması, tıbbi yardımın ulaştırılması ve sivil tahliyenin başlatılması gibi üç husus vurgulanmakta orijinal İngilizce metinde. Bu şu anlama gelir. Guta'da direnen 400 bin Suriyeli muhalifi Guta'nın dışına çıkart. İnsani, sivil tahliye. Sınırımız ayı. Aynı zamanda da burada direnen muhalifleri de terör örgütü adı altında vurmaya devam et. Çünkü kararda şu söylüyor. Terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi ve askeri operasyonları kapsamaz şeklinde bir maddesi var. Dolayısıyla ikinci bir Halep yaratmış oluyorsunuz. Nedir o da? Halep'in içerisindeki muhalifleri çıkartıyorsunuz. Guta'nın içerisindeki muhalifleri çıkartıyorsunuz. İçeride kalan kim varsa onları aynen Rakka'da yaptığınız gibi toprağa gömüyorsunuz ve Guta'yı rejime veriyorsunuz. Burada ABD'nin çıkarı ne diye konuya baktığımızda, Rusya'nın çıkarı nedir diye baktığımızda ikisinin de hiçbir şekilde İslami motifler taşıyan bir muhalefeti istemediği noktasındaki net kararlılığını görebiliyoruz. ABD'nin ÖSO'ya dirsek çıkartmasının ve Rusya'nın da Guta'daki muhaliflere dirsek çıkartmasının ana temeline baktığımızda bu muhalefetin İslami bir motif taşımasıdır diye düşünüyorum. Çünkü Guta'nın içerisinde de İdlib bölgesinde de DEAŞ'ta herhangi bir unsur yok. Ama işte Özgür Suriye Ordusu'na eğit donat projesi adı altında ABD ile Türkiye'nin başlatmış olduğu projede oradan dolayı sıkıntıya uğradı. Bu İsrail'in de çünkü güvenliği anlamında da sıkıntı anlamına geliyor. Bu olaylar bize bir şey daha gösteriyor yalnız. Suriye'de ne YPG, ne PYD, ne PKK gerçek anlamda muhaliftir. Suriye'de gerçek anlamda muhalif diyebileceğimiz yegane birim, işte Guta'daki muhalifler ile Türkiye ile birlikte ortak hareket eden Özgür Suriye Ordusu ve onu destekleyen taban muhalefet görevi görmektedir. Ama onu yeterince seküler bulmuyorlar. İçeride de bizden. Çünkü CHP'nin işte çıkışları sadece bence bu yüzden. Yeterince seküler bulmuyor. Çünkü oradan illiyet bağını çıkartabilirsiniz aslında. Yani Guta'daki olaydan. Şimdi bu çıkartılmış olunan Guta'daki bu üçlü sacaya diyebileceğimiz insani yardım, tıbbi yardım ve sivillerin tahliyesini karar çıktıktan sonra içerisinde Afrin ile ilgili hiçbir kelime geçmemesine rağmen çok rahatlıkla anladık ki bu Türkiye ile ilgili de, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de bir takım manipülasyonlara yol açabilecekti. Ama Türkiye'nin bundan 38-39 gün önce Zeytin Dalı Harekatı'na başlamadan önce yayınlamış olduğu deklarasyonda Türkiye'nin bölgedeki terör örgütleriyle mücadele edeceği şeklindeki açık ve sarih beyanatları aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının içerisinde yer alan teröre, terör örgütlerine ve bu terör örgütleriyle ilintili olabilecek terör yapılarına karşı net bir şekilde bu şekilde ifade var o metnin içerisinde yazdığı için aslında Türkiye'nin icra etmiş olduğu Afrin'deki operasyon Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan karar metninin lafzı ile birebir uyumluluk içerisindedir. Ruhi ile de uyumluluk içerisinde olan bölümleri var. O da şudur ki, der ki orada her türden sivillerin tahliyesiyle ilgili hususun kolaylaştırılması ile ilgili bir metin. Evet. Şimdi baktığımızda Guta'da sivillerin tahliyesini engelleyen en önemli şey Esed rejiminin Guta'ya yapmış olduğu yoğun bombardıman. Afrin'de sivillerin tahliyesini engelleyen ise Türk Silahlı Kuvvetleri değil, PKK. Tam tersine PYD'li ve PKK'lı yapı. Bu bugün çok önemli bir noktaya daha erişti. Bugün Birleşmiş Milletler'den bugün itibariyle yapılmış olunan açıklamada PYD'li ve PKK'lı yapılaşmanın, bakın bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi makamları söylemiyor, Birleşmiş Milletler'den yapılan bugünkü, yani 2-3 saat önceki açıklama, PYD'li ve PKK'lı yapılaşmanın Afrin'in içerisindeki yerleşim birimlerinden sivillerin tahliyesine PYD'li ve PKK'lı yapının engel olduğunu açıkladı. Bu şu anlama gelir. Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili
yapmış olduğu askeri operasyon, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin almış olduğu kararın bu anlamda hem lafzıyla hem de ruhuyla uyumludur diye söyleyebiliriz. Peki, biliyorsunuz bu Rusya'nın Londra Büyükelçisi Yakovenko. Evet. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İşte Doğu Guta'yla ilgili İngiltere kaygılarını dile getirdi. Ve rejim üzerinde Rusya etkisini kullanmalı dendi. Ya İngiltere çok uzun süredir sessizdi. Evet. Şimdi birdenbire insancıl kesilemeyeceklerine yani, göre... Ben İngiltere'nin hiçbir zaman için sessizliğinin etkisizlik anlamı taşımadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Suriye içerisindeki olaylar artık farklı mecraya tebdil olmaya başladı. Sizin de söylediğiniz gibi Vitali Naumkin, yani Vladimir Putin'in güvenlik danışmanı, 27 Şubat'ta gizli bir şekilde ABD'de, başta ABD'li güvenlik danışmanı olan eşi de McMaster'la ilgili bir görüşme yapıldı. Bu görüşmede Suriye'nin artık üç parçalı bir yapıya, ABD'nin de Rusya'nın da Esed rejiminin de bir şekilde ortak bir paydada buluşan bir düzleme doğru gidebilir mi? Yeni bir anayasa hazırlığı içerisinde bu olaylar nerelere tebdil olabilir şeklindeki geliştirmiş oldukları diplomasinin bir aşama kaydettiğine inanıyorum ki İngiltere'nin de işte bu noktada Suriye üzerindeki etkisini kaybetmek istememesinden kaynaklanan bir refleks ile söylemiş olduğunuz görüşme ve beyanat gerçekleşmiş olabilir. Bunun aynı iz düşümünü Fransa'da Macron'un ara ara hem kendisinin ağzından hem de Dışişleri Bakanı ağzından insani hassasiyet adı altında Türkiye'nin Afrin operasyonuna yönelik geliştirdiği söylemde görebiliriz ki biz Fransa'nın Charlie Hebdo saldırısından sonra Fransızların gazını almak maksadıyla 5 gün boyunca Rakka'yı sivillerle beraber vurmasını bildiğimizden dolayı geliştirmiş oldukları söylemin diplomasinin bir gereği olabileceğini elbette ki düşünsek de hakikata hiçbir şekilde tezahür etmediğini de biliyoruz. Tarihsel gelişimine baktığımız zaman Avrupa'nın söyleyecek zaten çok sözlerimiz var insani olarak. İsterseniz şu Sayın Vekilim, ABD'ye biraz daha yakından bakalım. Şöyle, mesela kritik çıkışları sürüyor ABD'nin. Şimdi ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi var biliyorsunuz, Nikki Haley. Şöyle bir şey söyledi. Esad'a karşı askeri çözüm ihtimal dışı değil dedi ve bunu biliyorsunuz bu rejimin sivillere karşı kimyasal kullanmasına bu durumu işaret ederek söylemişti bunu. Hemen karşısında tabii Rusya'dan bir cevap geldi. Dedi ki Rusya, Suriye hükümetine karşı güç kullanma tehditleri nedeniyle endişeliyiz. Böyle bir şey olursa bunları çok sert karşılayacağız. Bunu niye altını çiziyorum? Hani şu anda görüşüyorlar ya. O yüzden bunu cebe koyalım diye. Sonra mesela buradan baktığınızda işte aradaki gerginliğe vesaire baktığınızda şöyle bir soru geliyor akla. Son günlerde tartışma konusu bu çünkü. ABD Şam'ı vurabilir mi diye. Çünkü diyor ya işte askeri çözüm ihtimal dışı değil. Şimdi bu büyük bir devlet ABD, yani süper güç vesaire diyoruz. Boş bir kelam edebilir mi? Gerçi hangi Amerika bunu diyor? O da ayrı bir tartışma konusu da. Şimdi ikinci sorum ise, diyelim ki ABD burayı vurdu. Oldu ya. Şimdi bunu da tabii ki Doğu Guta'ya, işte o kimyasallara vesaire dayandıracaktır. Ama şu anda orada bir şekilde bir siyasi dengeler var ya da kurulmaya çalışıyor. Yeni dünya düzeni diyoruz ya. Adamlar yeni dünya düzeninde yeni söylemler ortaya koyuyorlar. Yeni kurallar ortaya koyuyorlar. Ve belli ki işte bu görüşmeler kendi aralarında da bu yeni kurallar için. Ve daha şimdiden ABD mesela bu Doğu Guta'yı örnek göstererek Astana sürecinin sonuna gelindiğini ve bölgede Cenevre'yi işaret ederek konuşuyor. Peki bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler oluyor? Şimdi biraz önce hocamın sorduğunuz sorudan ben bir başlayayım. Yani orada İngiltere niye sahneye çıktı, Fransa ne demek istiyor? Ya buranın tarihine baktığınızda işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra burayı şekillendirenler zaten Fransa ve İngiltere. Yani buradaki sosyolojik yapı göz ardı edilerek mezhebi, etnik, dini
yapı göz ardı edilerek bir harita çiziliyor. Bir takım fay hatları da oluşturuluyor. Bu fay hatların oluşturulmasında aslında bu yapılar oluştururken bunların vizyonsuzluğu değil. Hı hı. Aslında burada bir vizyon var. Yani bu fay hatları buraları rahat yönetebilmek için, sömürebilmek için, buranın kaynaklarından yararlanabilmek için oluşturulmuş fay hatları. Zaman zaman bunlar harekete geçiriliyor ve bu şekilde kontrol altında tutuluyor. Yani bugün burada Orta Doğu coğrafyasında yaşanan hadiselere bunların bigane kalmasını düşünemezsiniz. Yani Münbiş'te siz daha iyi bilirsiniz. Fransız generallerin hali olduğu vaki. Şimdi burada yaşanan, Orta Doğu coğrafyasında yaşanan hadiselere baktığınızda dünyada yeni dengelerin oluşturulmasını bir göz önünde bulundurmanız lazım. Yani özellikle çok iki kutuplu dünyadan sonra işte kapitalizmin yükselişi, tarihin sonu dedikleri şeyin devreye girmesi, küresel sermaye ile birlikte yeni bir aktör olarak sermayenin bu işin içerisine girmesi, tek kutupluluğa dönüş, daha sonra farklı dengelerin ortaya çıkması, dünya yeni bir döneme evriliyor. Bu yeni dönemin kodları şimdiden oluşturulmaya çalışılıyor. Burada ne kadar varsınız, ne kadar yoksunuz önemli. Orta Doğu coğrafyası da buradaki önemli dengelerden biridir. Belki önceki yapılanmada Osmanlı'nın varisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ancak kendi sorunlarımızla boğuşurken buralara çok müdahil olamadık ama bugün artık sahada olmak durumundayız. Çünkü bizim hemen kıyımızda cereyan eden bir hadise var. Kıyımızda bir yapılanma oluşturuluyor ve bir koridor oluşturuluyor. Bu koridor terör örgütü üzerinden oluşturuluyor. Türkiye bu tehdit algısıyla özellikle içe kapatılmaya çalışılıyor. Yaşadığımız süreçlere baktığınızda özellikle içeride de terörle mücadele ederken Hendek özellikle ilanlarına baktığımızda bu bir Türkiye'yi içe kapatma süreciydi. Bu içe kapatma sürecinde buradaki yapılanmaya bigane kalmasını sağlamakta. Ama 15 yıllık o müstekar iktidar bu buradaki niyeti, yapılanmayı, kurulmaya çalışılan yeni dünya düzenini gördü ve müdahil olmaya çalıştı. Sizin sorunuza başlarken başta dediğiniz gibi, yani Afrin operasyonuna başlarken aslında Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkını kullandığımız başta da Batılılar tarafından da deklar edildi. Biz de bunu bu şekilde ortaya koyduk. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararı hocam çok iyi yorumladı. Yani oraya baktığınızda çatışan taraflara çağrı var. Yani bu kavramlar önemli. Biz çatışmıyoruz. Biz orada terörle mücadele ediyoruz. Bunun konseptini bu şekilde ortaya koymuşuz. Ve buna baktığınızda biraz önce Amerika, Rusya dengesi, yeni dengeler, bunlar artık klasik ittifaklar çerçevesinde bakmamak lazım. Yani klasik ittifaklar hukukunun cari olmadığını gördük. Niye gördük? İşte biz NATO'nun sınırı değil miyiz burada? Yani şu an Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırı aslında güneyde NATO sınırı. Bu ittifak içerisinde biz müttefiklerimizden bekleriz ki bu sınır güvenliğini birlikte sağlayalım. Ama bu yok. Yani bir bakıyorsunuz işte tırlarca silah yardımı terör örgütüne yapılıyor. İşte uçaklardan yardım yapılıyor. Lojistik olarak destekleniyor. Siz bunu dünyaya söylediğinizde veya muhataplarına söylediğinizde o muhataplar da aslında kim, biraz önce söylediğiniz gibi, yani bir tek Amerika ile de karşı karşıya değiliz. Ya Pentagon, Sentum ayrı, Beyaz Saray sözcüsü doğru, ayrı. Burada bakıyorsunuz yani bir söylenen yarın ötelenmiş oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de artık bu realiteyle, hareketle gerekli diplomatik girişimlerini yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorunda kaldık. Afrin Harekatı ve ondan öncesinde başlayan Elbap operasyonu buydu. Bu burada kendi güvenliğimizi korumak durumundaydık. Buradaki yeni yapılanmanın doğru yapılması, Suriye'nin işte toprak bütünlüğünün sağlanması, burada yani 10 bin kilometre ötede durup buraya işte demokrasi getirmek adına, özgürlük getirmek adına nasıl cinayetler işlediğini, artık bundan sonra seyirci kalamayacağını biz göstermek istedik. Peki. Yapılmak istenen de budur. Peki.
Peki. Bu şimdi bölgede böyle ABD-Rusya gerginliği diyoruz ama biliyorsunuz İsrail görüntüledi. Bu Rus savaş uçakları artık Suriye'ye geldi. Bunlara 5. nesil Su-57 hayalet savaş uçaklarıymış. Yani bunlardan ben çok askeri şeylerden çok fazla anlamıyordum hiç ama. Hiç hocaya sorun. Yok yok şunu soracağım burada. Suyu ben normal su diye okurum orada. Aynen aynen. Ben de bakma sen. Sorduğun soru aslında o değil. Şimdi şunu görüyorum ben burada. Benim anladığım şey şu. Hem ABD hem Rusya bölgeye silah yığıyor. Tabii. Kime karşı, neye karşı? Kendi iktidarları için, yani orayı egemenlik altında bölgeyi tutmak için birinden biri orada güçlenmesin, daha fazla güç sahibi olmasın. Neden bu? Temel mesele bu altında yatan. Ondan sonra fiili olarak en başta Amerika'nın İran gibi bir hedefi var. Bu açık, hem siyasi olarak çevrelemek istiyor. İşte Suudi Arabistan'la, Katar'la, Lübnan'la her birini farklı farklı argümanlarla, sopalarla, havuçlarla bunları bir devreye sokuyor. Bir yandan da işte YPG gibi yapılarla, bazen bence YPG'ye verilen silahların dışında bir de oraya Amerikan askerinin bizzat bulunmasıyla bilmediğimiz bence. Dolayısıyla burada yine o silah, yani şey olarak çatışma, sıcak çatışma anlamında da yine İran'ın egemenlik sahalarını, sadece işte İran'a kalkıp Tahran'a oradan müdahale etmekten bahsetmiyorum. Lübnan'a müdahale etmekten bahsediyorum. Bağdat'a, ya işte Irak'ta yine İran'ın egemenlik alanına müdahale etmekten bahsediyorum. Mesela YPG'den 30 bin kişilik ordu kuracağız dediklerinde bunu nereye konuşlandıracağını söylemişti. İşte Irak-Suriye sınırı ve Türkiye sınırı. Şimdi Irak-Suriye sınırı nereden çıktı? İşte İran'ın hareketini sınırlamak için. Artık İran işte Tahran'dan çıkan Kasım Süleyman'ı Tahran'dan çıkıp Lübnan'da limana ulaşmasın öyle keyfince, bir yerde durduralım onu. Mesele bu. Orada dolayısıyla bu isimlerin, yani oradaki silahlanmanın, Rusya'nın tabii başka, yani Rusya'nın da benzer şekilde Suriye üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden, İsrail'in yine orada ilişkileri üzerinden, yani birçok yine diğer ülkeler nezdinde de şeyleri var. Yani o ülkelerle olan ilişkileri, o ülkelerle olan gelecekteki planları, enerji meseleleri, enerji nakil hatları, bunlar hepsi zaten o bölge. Çok gerçekten canlı bir bölge, sıcak bir bölge. Ama ben en temelde bütün hepsinin ötesinde bir iktidar, bir hegemonya savaşı var. Ve bu savaşın alanı olarak Suriye seçilmiş durumda. Eskiden işte şeylerin, bizim bu Hititlerle Mısırların savaştığı topraklar şu anki savaştan. Aslında tarih tekerrür ediyor. Tekerrür ediyor. Biliyorsunuz bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyi çok önemli. Bu Afrika gezisi. Azıcık bunu da konuşalım. Çünkü son böyle 10-12 dakikamız. Basın hani dedik ya, bunu ikinci Afrika çıkarması olarak yorumladı. Gezi Cezayir, Senegal, Moritanya ve Mali'yi kapsıyor. Şimdi şurası çok net. Suriye'de kiminle rekabetteysek Afrika'da da onlarla rekabetteyiz. Ve üstelik Afrika'da Çin de var. Aslında keşke vaktimiz olsa da Çin'i de konuşsak. Hatta Hindistan'ı da konuşabilsek. Fakat şurası çok açık olan şeylerden biri, öyle diyeyim size. Türkiye'nin artık Avrupa dışında da yeni adresler aradığı, yani Türkiye'de artık strateji ya da dış politika çok farklı şekilde evriliyor ve daha tırnak içinde milli, Türkiye'nin çıkarlarını daha fazla koruyan politikalar yapılıyor. Bu çok ortada. Yani artık Türkiye stratejisini kendisi belirliyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu gezisine çıkarken bir takım seslerinde şöyle dediğini biliyoruz. Ya işte adamlar kendilerine bakamıyorlar. Zaten fakir bir ülke, ne işimiz var bizim Allah'ın Moritanya'sında ya da işte fakir ülkesinde diye. Gerçek nedir? Yani bu Türkiye'de çok uzun yıllardan bu yana işlenilen bir algı. Yani Afrika'nın çok fakir olduğu, dolayısıyla orada bir işimizin olmaması gerektiği, dolayısıyla bütün işimizin de Avrupa Birliği ile olması gerektiği. Bu sebepten de ki 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği güne kadar baktığınızda ihracatınızın, o zamanlar için söylüyorum yanılmıyorsam, %67'sinden fazlasının Avrupa Birliği'ne yapıldığını görüyorsunuz. Bugün ihracat
2000'li yıllara göre çok daha artmış olmasına rağmen Avrupa Birliği'nin içeride tutmuş olduğu pay %47'lere kadar geriledi. Artmasına rağmen geriledi. Neden? Çünkü siz ihraç etmiş olduğunuz ürünleri dünyanın farklı noktalarına da göndermeye başladınız. İşte Irak'a göndermeye başladınız, Orta Asya'ya yöneldiniz, Afrika'ya yöneldiniz. Dolayısıyla ben Afrika'daki insanların çekmiş olduğu farklı zaruret ile Afrika'nın zengin doğal kaynaklarının birbirinden ayrıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Ve Türkiye burada açık bir şekilde de Batı'dan bir farkının olduğunu devlet başkanları düzeyinde, hatta o ülkelerin parlamentolarında net bir şekilde dile getirerek siyah adamı sömürmek için gelmediklerini, kendi tarihlerinin de buna en güzel timsal olabileceğini net bir şekilde hem Sudan'da söylüyor, hem Somali'de söylüyor, hem de Afrika'nın diğer ülkelerinde söylüyor ki bu hiç kuşkusuz Çin'de dahil olmak üzere ama özellikle de Avrupa Birliği ülkesi olan Fransa nezdinde ve ABD nezdinde bir takım rahatsızlıklar yaratıyor. Türkiye'nin Afrika ile ilgili ikinci çıkarması tabiriniz doğru. Çünkü Türkiye artık basının sadece, ya güzel bir tabir, sadece ekonomik anlamda da bu işi düşünmüyor. Hatırlayalım, Sudan'da Sevakin Adası'nın işletmesinin hakkının, ki çok stratejik bir konumdadır, Türkiye'ye verilmesi en fazla Mısır ve Suudi Arabistan'ı rahatsız etmiş durumda. Ayrıca Somali'de harp okullarının açılması ve Somali... Çok özür dilerim. Oradaki NEOM projesi de biraz da tehdit ettiği için. Tabii ki. Yani haritayı göz önünüzde bulundurun. Tabii. Somali, Sudan ve Katar bir üçgene tekabül ediyor. Bu üçgende Türkiye sadece ekonomik faaliyetlere el atmıyor. Aynı zamanda da askeri anlamda da bir şeyler yapıyor. İşte Somali'deki yapılan faaliyetlere baktığımızda Somali'nin içerisindeki huzurun sağlanmasına yönelik olarak en fazla gayret gösteren ülkenin Türkiye olduğunu görüyoruz ki bu gayretlerini hem güvenlik anlamında hem de ekonomik anlamda açmış olduğu hastanelerle, su kuyularıyla falan Somali'de müthiş bir etkinliği var. Bu sebeptendir ki de Somali'de Türk Birliği'ne, Türkiye'nin faaliyet gösterdiği alanlara yönelik tıpkı DAEŞ'i kullanan akıl gibi oradaki terör örgütlerini Türkiye'nin faaliyet gösterdiği alanlarda zaman zaman etkinleştiren bir güçten bahsediyoruz. Bir yarısız Katar. Katar'da da Türkiye'nin büyük ekonomik ilişkilerinin ve hatta hizalanmadan öte stratejik anlamda bir ittifak geliştirdiği bir ülke diyebiliriz Türkiye-Katar ilişkilerine. Basından çıktığı kadarını söylüyorum ama Katar'da bir gece ansızın gelen ambargo kararının hemen 24 saat öncesinde Katar'daki hanedanın değiştirilmesine Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın yapmış olduğu müdahaleyle engellendiği basına net bir şekilde çıktı bu husus. Engellendiği söyleniyor. Şimdi bu Türkiye'nin Senegal'le, Moritanya'yla, Cezayir'le ve Mali'yle de bir takım ilişkilere girmesi hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda ilişkiye girmesi Türkiye'nin sıkışmışlığı diyebileceğimiz ekonomik anlamdaki sıkışmışlığını da giderebilecek farklı kanallara ihracatını yönlendirebilecek bir fırsat olarak düşünüyorum. Ben Cezayir'le ilgili hususu şöyle bir göz önüne bulundurdum. 40 milyon nüfus var. Bu 40 milyon çok büyük bir değer ifade ediyor. Çünkü bugün Danimarka'ya baktığınızda nüfusunun 1.3 milyona tekabül ettiğini düşündüğünüzde Cezayir ile geliştirdiğiniz ilişki sizin ticaret hacminizi şu an için önümdeki rakamlar 3 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor. Çok rahatlıkla 10 milyar dolar noktasına getirebilir. Çünkü Cezayir'in bu 40 milyonluk nüfusunu beslemek, doyurmak, giyindirmek, kuşandırmak şeklindeki bir ihtiyacı var iken kendisinde de çok zengin doğalgaz ve petrol rezervleri bulunmakta ve sadece Türk firmalarının 2017 yılı içerisinde doğrudan yabancı yatırım kapsamında Cezayir'de gerçekleştirmiş olduğu yatırım tutarı 2 milyar dolar. Bu çoğu Avrupa ülkesinden daha fazla bir rakama tekabül ediyor. Keza TOKİ'nin faaliyetleri var. TİKA'nın Cezayir'de yoğun faaliyetleri var ve bunları biz Moritanya, Mali ve Senegal içinde düşünebiliriz. Dolayısıyla Afrika pazarı en az Orta Asya pazarı kadar, en az Avrupa Birliği pazarı kadar Türkiye için ekonomik anlamda değer ihtiva eden bir pazar ve siyaset buraya yoğun anlamda önem veriyor. Bu anlamda
etkin kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerinin gerçekleşmesini hemen öncesinde göndererek bir altyapısını hazırlıyor. Aynı zamanda da askeri anlamda da Suriye'de göstermiş olduğu etkinliği, Doğu Akdeniz'de göstermiş olduğu etkinliği, Kardak'ta göstermiş olduğu etkinliği bu ülkelerde de Sudan'da, Somali'de ve Katar'da da gösteriyor. Şimdi böyle kaldığınız yerden ben size döneyim evet. Sayın Vekilim. Çünkü Türkiye 3 kıtanın ve bu enerji kaynaklarının birleştiği noktada ve Afrika'da evet kendine burada yeni alanlar açıyor. Sayın Hocam'ın da söylediği gibi. Nasıl bir vizyonla hareket ettiğini aslında Türkiye'nin biraz anlattık ama şimdi mesela Sudan ve Somali çok kritik yerler bildiğiniz gibi ve Türkiye orada Sayın Hocam'ın da söylediği gibi bir soft power başarısı gösteriyor. Şimdi bildiğiniz gibi o yeni bir hat oradan başlıyor. Bu Sudan-Somali hattı yani oradan geçiyor. Ta ki Atlas Okyanusu'na kadar geçen bir hat bu. Bir demir yolu hattı, aşağıdan geçen bir enerji hattından söz ediyorum. Ve zaten buradaki bu muazzam demir yolunu Çin kuruyor orada. Şimdi tam burada Türkiye'de de üst kuruyor. Evet. Afrika'da. İşte kültürel projeler biraz önce söyledi. İşte günlük hayata, oradaki insanların sevgisi ve sempatisini kazanmak için birçok şey yapıyoruz vesaire. İsterseniz bu Türkiye'nin Afrika'daki vizyonunu bir de sizden alalım. Şimdi tabii programın açılışında 28 Şubat'ı konuşurken rahmetli Erbakan Hoca D8'leri kurduğunda ya. Türkiye'de kıyametler kopmuştu. Ya. Yani nasıl bir anlayış o dönemin Türkiye'sinin bakış açısını ortaya koydu. Darbenin zeminiydi yani. Açısından ya. Darbenin zemini olarak bu evet. gösterildi. Oradan burada gelmiş bir Türkiye. Böyle bir vizyonu, perspektifi olan Türkiye. Şimdi bizde yanlış bir bakış açısı şuydu. Geçmiş Türkiye'de yani AK Parti öncesi Türkiye'de. Afrika'ya baktığınızda ya dünyaya baktığınızda Güney Yarımküre'nin zenginliklerinden kaynaklarından Kuzey Yarımküre refah oluşturmuş durumdaydı. Yani orayı sömürerek kendine bir refah devşirmişti. Ama Türkiye'nin önceki ilişkilerine baktığınızda sadece işte Avrupa Birliği, Amerika ekseninde böyle çok elitist ilişkiler, hiçbir önemli ticari kıymeti olmayan, sadece yönetilebilirlik çerçevesinde olan ilişkiler gördünüz. AK Parti ile birlikte başlayan süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın vizyonu bu açıdan önemli. Türkiye'nin kendini merkez ülke olarak görmesiyle alakalı bir şey. Şimdi Orta Doğu'da yeni bir dünyada yeni dengeler oluştururken Orta Doğu'da da en önemli merkez ülkenin Türkiye olduğu gerçeğinden hareketle bu ilişkilerinizi tabii ki çeşitlendirmek durumundasınız. Tabii ki dünyaya açılmak durumundasınız. AK Parti ile başlayan süreçte bakın büyükelçiliklerin sayısı özellikle Asya'da ve Afrika'da artırıldı. Yani dış işlerine bakış da değişti. Bakın Somali'yi biraz önce konuştunuz. Ben yakinen tanıyayım. Onun için söyleyeyim. Yani o üs açılırken de Sayın Genelkurmay Başkanı'nın geldiği dönemlerde de ben de oradaydım. O ilişkilerin tanziminde orada şu an bizim Bursa milletvekilimiz olan eski büyükelçimiz Sayın Cemalettin Kani Torun vardı. Kani Bey'in önemli katkıları var. Bizzat iyi tanıyayım çünkü beraber biz oraya gittik. O ilişkilerin ne anlama geldiğini devlet katında, Afrika kıtasında ne anlama geldiğini ben orada gördüm. Yani bu kadar rahat mı olur? Oradan Cibuti'ye geçerken aynı şekilde. Ve orada Türkiye artık TİKAS'ı, Yunus Emre'si üzerinden çok ciddi çalışmalar sizin o soft power dediğiniz Marif o Vakfı. Şeyi Marif Vakfı'yla eğitim alanında yaptığı olduğu çalışmaları görüyorsunuz ve oranın halkının ondan sonra Türkiye'ye, Türklere bakışını nasıl bir minnet duygusu içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Bunun onların minnet duygusu içerisinde olması için yapmıyor Türkiye. Bunun sonuçta bir karşılıklılık esası da var. Yani bizim onlara katkımız olduğu kadar onların da bize kazandırdığı zenginlikler var. Dolayısıyla biz Afrika'da da, Avrupa'da da, Amerika ilişkilerinde de, Asya ilişkilerinde de sonuçta milli çıkarımız neyi gerektiriyorsa, insani duyarlılığımız neye, bu da bizim tarihsel misyonumuzdur, insani duyarlılığımız neyi gerektiriyorsa bu ilişkileri kurarak götüreceğiz. Yeni Türkiye'nin vizyonu da bu. Peki son 1-2 dakikam. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika gezisiyle ilgili yorumunuzu alayım. Yani ben hakikaten çok uzak kaldığımız bir coğrafya, tutulduğumuz ve bunun bizzat bilerek
bilinçli bir şekilde yapıldığı konusunda hepimiz zaten hemfikiriz. Bu önemli bir vizyon. Dünyanın her ülkesi, her devlet Afrika'dayken Türkiye'nin olmaması mümkün değil ve biz gittiğimizde de bir sömürgeci güç olarak değil, işte bir dost, hakikaten bir kardeş ülke olarak gidiyoruz. Bunun da en güzel göstergesi. Çünkü Başkan Erdoğan gittiği zaman ona gösterilen o, ve yapılan o sevgi gösterileri bizi mutlu ediyor. O bile başlı başına bizim için, bütün millet için başlı başına bir şey. Her şey işte oradaki enerji, işte oradan yeraltı, yerüstü zenginlikler falan değil yani. Bu o insanları bir işte onlar tabii bir beyaz adamın gelip bir şekilde ilk defa korkmadıkları, ilişki kurabildikleri, eşitlik temelli bir ilişki kurdukları çok güzel bir ortam. Biz de millet olarak gurur duyuyoruz, gururlanıyoruz bundan. İnşallah devam da edecektir. Ben çok teşekkür ediyorum. Aslında o kadar çok şey konuşacaktık ki, işte ne bileyim Çin konuşacaktık, Salih Mürsim konuşacaktık, Afrin'i biraz daha konuşacaktık ama evet. Süremiz bu kadar. Çok teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, gelecek hafta buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.